Bizindeydi. İşte o buluşmadan bu fotoğraf karesi var elimizde. AKP Genel Merkezi önünde muhabirimiz Gönül Kasap bize toplantının içeriğini aktardı. 1 saat 30 dakikayı geçen bir buluşma. İki tarafında genel olarak memnun olduklarını ilettikleri, kapalı ortamda söyledikleri bir buluşma. Neler konuşuldu? Zaten öncesinde beklentiler vardı. Sürpriz konular gündeme geldi mi? İki tarafta da not alan, görüşmeyi not alan isimler vardı. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde bu buluşma değerlendiriliyor. Özgür Özel parti yetkilileriyle değerlendiriyor. Şimdi CHP Genel Merkezi önüne de bağlanacağız. Yani oradan çünkü sızan bazı notlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir iadeyi ziyaret yapalım dediği ve özelinde memnun oluruz yanıtı verdiğine dair bir bilgi var. Bir de bu fotoğraf karesi var geride kalan ve tartışılan. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen Özgür Özel sağ tarafında, solda ise boş bir koltuk var. O boş koltuk tartışılıyor. Boş koltuk aslında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına vurgu yapan bir koltuk. Yani Cumhurbaşkanı burada AKP Genel Merkezi'nde olsa bile AKP Genel Başkanıyım ama Cumhurbaşkanıyım demiş oluyor bakıldığında. Özgür Özel'i bir koltuğa oturtmuş. Diğer koltuk, ben Cumhurbaşkanıyım koltuğu. O koltuğa da ben oturabilirim. Şöyle bir hareket etsem belki otururum. Yani belli olmaz. Neyse. Evet, yani koltuğu da boş bırakmamak lazım diye. O koltuğa doğru bir hareket yapmış olalım. Gönül Kasap'a bağlanalım. CHP Genel Merkezi önünde. İçeride neler konuşuluyor? Dışarıya hangi bilgiler sızdı? Gönül Kasap bize anlatacak. Evet Gönül, söz sende. Murat Taylan, AKP Genel Merkezi'nde 1 saat 35 dakika süren CHP lideri Özgür Özel ve Tayyip Erdoğan görüşmesinin hemen ardından CHP lideri partisinin genel merkezine döndü ve burada da istişare toplantısı hızla başladı. O toplantıdaki isimlerden bahsedelim. Selin Sayak Böke, Gül Çiftçi, Ali Nazlı Aka, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel'in bulunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da Erdoğan Özgür Özel görüşmesinde CHP liderine eşlik eden Washington'ın eski büyükelçisi Namık Tan da şu an o istişare toplantısında. Yaklaşık bir saattir diyebiliriz o istişare toplantısı devam ediyor. Görüşmeye ilişkin CHP kaynaklarından bazı bilgiler edindik. Özgür Özel öncelikle bu görüşmenin AKP Genel Merkezi'nde olmasından yana memnuniyet duyduğunu dile getirmiş. Erdoğan'a iletmiş bu memnuniyetini. Ardından da yine o görüşmede Erdoğan'a eşlik eden özel kalem müdürü ve aynı zamanda da büyükelçi sıfatını taşıyan Hasan Doğan'a emeklerinden ötürü ve ilgisinden ötürü de teşekkür ettiğini ve bu ilgiden de memnun kaldığını yine Özgür Özel dile getirdi o görüşme sırasında. Ancak Özgür Özel'i rahatsız eden bir durum vardı o görüşmede. Fotoğrafta da yansıdı. Bizler de ekranlara taşıdık. O fotoğrafta boş koltuk ve oturma düzeni CHP lideri Özgür Özel'i rahatsız etti ve bunu da Erdoğan'a dile getirdi Özgür Özel ve bunun hemen üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Doğan'a özel kalem müdürüne dönerek bu durumun telafi etmek adına bir iadeyi ziyaret yapmaları gerektiğini de dile getirdi. Bunun üzerine de CHP lideri kendilerini memnuniyetle ağırlayacaklarını ifade etti. CHP kaynaklarından görüşmeye ilişkin şu an yansıyan bilgiler bu şekilde ama yine CHP kaynakları görüşmenin genel anlamda olumlu geçtiğini de belirtiyorlar. Şu an CHP Genel Merkezi'nde o görüşme üzerine 1 saat 35 dakika sürdü. Önemli bir süre bu. O 1 saat 35 dakikalık görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde istişare toplantısı devam ediyor. Toplantı sonrasında bir açıklama olacak mı? Onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz diyelim ve buradaki tüm gelişmeleri de Tele1 ekranlarına taşımaya devam edeceğiz. Murat Taylan, sözü yeniden size bırakabiliriz. Çok teşekkürler Gönül. Evet, Gönül Kasap CHP Genel Merkezi'nde. Orada eğer bir açıklama yapılırsa o açıklamayı da ekrana getireceğimizi söyleyelim. Ana haber bülten içerisinde Gönül Kasap takipte. İçeriden gelen bilgiler böyle. Yani Özgür Özel'in en baştan rahatsızlığını ilettiği vurgulanıyor. O boş koltuk tartışması belli ki o koltuğun karşısında oturan Özgür Özel de rahatsız etmiş. Hani buraya AKP Genel Merkezi'ne Beştepe'de değil de buraya çağırarak aslında genel başkanlar düzeyinde bir buluşmayı kabul ettiğinizi düşünerek geldik. Ancak siz bizi bir boş koltuğu karşıma koyarak burada Cumhurbaşkanlığınızı öne çıkartan
bir kompozisyon hazırlamışsınız demiş anlaşılan. Yani kelimeler elbette böyle değildir ama o siyaseten nasıl söylenmesi gerekiyorsa. Ama Erdoğan'ın da bu sitem karşısında, bu şikayet karşısında iadeyi ziyaret yapalım, durumu düzeltelim. Yani bu farklı bir görüntü ya da farklı bir tartışma olmasın, boş koltuk asıl konuşacaklarımızı gölgelemesin yaklaşımında olduğu anlaşılıyor. Eğer böyleyse, dışarıya yansıdığı biçimindeyse Erdoğan'ın refleksini de herhalde böyle yorumlayabiliriz. Biraz daha beklemek lazım. Şu anda yaklaşık bir saattir CHP Genel Merkezi'nde bu buluşma üzerinde kurmaylar değerlendirmede bulunuyorlar. Ana haber bültenine başlarken söylemiştim. Hani kamuoyuna bir açıklama mutlaka yapılacaktır. Açıklamalar iki türlü yapılabilir. Birincisi klasik, işte iki lider arasındaki buluşmada şu başlıklar ele alınmıştır gibi çok klasik böyle bir başlık açıklamayla yetinilebilir. Daha ayrıntılı, yani beklentilerin hangisinin karşılandığı, hangisinin karşılanmadığı ya da şu konuları dile getirdik ve bu konularda söz aldık, bu konularda çalışacaklarını söylediler şeklinde daha